Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda ABC eşkenar üçgeni biçimindeki karton D'ye paralel olacak şekilde D noktasından kesiliyor. Yani bu arkadaşlar birbirine paralel. Şimdi daha sonra gelip şekil 2'deki gibi görüntüyü veriyor. AD kaçtır diyor. Arkadaşım paralelse ben bunu gelip de altına koyduysam şurası şu şekilde olacaktır. Yani bu arkadaş bu arkadaş yine paralel olacaktır. Şurası kaç derece? 60 derece. 60 derece. 60 derece olarak yazdım. Aynı şekilde arkadaşım buraya kaç derecedir? 60 derecedir. Şuraya kaç derece kalır? 120 derece kalacaktır. Yine aynı şekilde burası 60'ar derece olarak yazabilirim. Şuraya da 120 derece. E hocam sonra bize adi uzunluğu soruluyordu. Eşkenar dörtlük kesilmiş. Buraya dörde dört yapıştırırım. Peki diğeri altılık kesilmişti. Gel onları da yapıştıralım. Yani şu uzunluk 6 ise karşısı da 6 olacak. E paralel olduğuna göre bu arkadaşın bu arkadaşa birbirine eşit olması gerekir. 6'dır. Bize ne soruluyordu? Ad uzunluğu 6 artı 4'ten 10. Doğrusu içeneğimin Ceyhan olması gerekir. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda şekil birdeki ABC eşkenar üçgeni D doğrusu boyunca katlandığında A köşesi AC kenarı üzerindeki F noktasıyla çakışıyor. Bekle arkadaşım F noktasıyla çakışıyorsa A köşesi bu arkadaş bu arkadaş eşittir. Demek ki buralar 90'lar derecedir. Demek ki burada bir ikizkenar üçgen oluştu. Açı orta. Yani orası 4 ise burası da 4'tür. E bizim eşkenar üçgen verilmişti ABC. Burası 60 derecesi hocam. Burası 30'a 30. Aslında bizim karşımıza yine bir eşkenar üçgen çıkar. E o zaman burası da 4 olmalıdır. 2'ye 2 olacaktır. Peki ben bu eşkenar üçgenin alanını hesaplarsam bir eşkenar üçgenin alanı a kare çarpı kök 3 bölü 4'tür. Düzenlediğimde 4 kök 3 gelir. Demek ki arkadaşım şu 3 ADF üçgenin alanı 4 kök 3, aşağıdaki DFBC dörtgenin alanı da 21 kök 3'tür. Topladığımızda 25 kök 3'le biz ABC üçgenin alanını bulmuş oluruz. Peki bizim bu ABC üçgeni eşkenar üçgen değil midir? Bir eşkenar üçgenin alanı bir kenarının karesinin kök 3 bölü 4 katıydı. Bunun sonucunun ne eşit olması gerekir? 25 kök Köküçler Kök birbirini götürür. Çapraza girdiğimizde x kare eşittir 100. Buradan x'i kaç bulmuş olurum? 10. Doğru seçeneğiminde Edirne olması gerekir. Değerli arkadaşım ABC eşkenarı paralel olacak şekilde şekil 2'deki gibi katlanıyormuş. Hemen şu eşkenarsa yerleştirelim. 60 60 60 Hoca şurası da 60 derecedir. Bura 90. Şuraya kaç derece kalacaktır? 30 derece. Peki arkadaşım şurası kaçta? 10. Peki ben bu AD doğrusunu katladığımda buraya doğru buranın tamamı 10 buraya 6 buraya kaç gelecektir? 4 gelecektir. Bitti soru. 90'ın karşısı 4 30'un karşısı 2. 60'ın karşısı bunun 3 katı kadar oluyordu. 2 3 doğru seçeneğimin deniz olması gerekiyor. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda katlama sorusu. Öncelikle ilk şekli biz gel katlama üzerinden tekrar bir belirginleştirelim ve yapalım. Şimdi BC 2 kök 3'tü. AB de 2 kök 3'tü. 90 derece olduğuna göre bunlar demek ki 45'er derece olması gerekir hocam. Bunları yapıştırdım. Daha sonra katladığımda BD doğrusu boyunca şu E açısında kaç derece olacağını biliyorum. 45 derece. Peki şu D, arasındaki açı 15 ise şuranın da 15 olması gerekir ki burada bir ne oluşur? Açı ortay oluşacaktır. Peki arkadaşım 15, 15 daha ne yapar? 30. Şu geriye kalan 90'dan çıkardın şuradaki açı 60 derece olacaktır. BC 2 küküsse EB'nin de İki köküç olması gerekir soruyu bitirdik sayılır. E, B, A üçgenine bakmanı istiyorum. Bak bir ikiz kenar üçgen oluştu. Nasıl ikiz kenar üçgen oluştu? İki köküçe iki köküç. Ve arasında 60 derece varsa aslında bu bir ikiz kenar değil gizli bir eşkenar üçgen olduğunu farkındayım. O zaman EA A uzunluğunda iki köküç olması gerekir. E bize AE E uzunluğu soruluyor. O halde doğru seçeneğin C olması gerekiyor. Farkındaysan fazla işlem yapmadım. Şekli doğru algılamaya çalıştım. Haydi bakalım bir sonraki sorumuzla devam edelim. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda bu camda ışığı geçiren bölgelerin alanları toplamı 36 olduğuna göre ışığı geçirmeyen bölgelerin alanları toplamı kaç birim karedir? Şimdi önden görünen ve arkadan görünen şekillere baktığımda arkadan görünen üzerinden gideceğim. Bak burası ışığı geçirir 1. Hemen bak şuraya denk gelecek. Işığı geçirir 2, Işığı geçirir 3. Daha sonra arkadaşım 4 ışığı geçirdi. Bak şu bölge ışığı geçirmeyecektir. 5 ışığı geçirdi. 6 ışığı geçirdi. 7 burası zaten ışığı geçirmez. 7 ışığımızı geçirdi. 8 geçirdi. 9 geçiriyor. 9 tane ışığı geçiren üçgen var. 9 tane bu üçgenin alanları toplamı 36 birim kareymiş. Peki bizi ışığı geçirmeyen bölge. Hadi gel ışığı geçirmeyenleri sayalım. 1 2 3 4 5 6 7. Bana 7 tane üçgenin kaç birim kare olduğu soruluyor. E bu arkadaş 36 9 36'nın kaç katı? 4 katı. Direkt 4 katını alarak oran orantı mantığıyla hemen alanın kaç birim kare olduğunu yani 28 birim kare doğru seçeneğiminde Denizli olarak bulmuş olurum. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda DEC eşkenar üçgen hemen yapıştıralım. Yani burası 60 derece, burası 60 derece, burası 60 derece. Büyük üçgen artık 90, 60, 30 dereceye dönecektir. Şöyle diyelim mi? Buraya A dersen burası da A'dır, burası da A'dır. Şimdi büyük üçgene bakmanı istiyorum. 90, 30'un gördüğü 5 artı A. Hop hemen düzenleyelim. 5 artı A. 90'ın gördü bunun 2 katına eşitti. 2 ile çarptığında 90'ın gördüğünü vermelidir. Yani 17 artı a. Yı. Düzenlersem 10 artı 2 a eşittir. 17 artı a yapar. a'yı sola 10'u sağa atarsam a eşittir 7 gelir. Gel gel bir kez daha yazalım. a gördüğüm yere 7. a gördüğüm yere 7 yazarsam artık ac uzunluğu 5 7 daha 12 yapar. 30'un gördüğü 12 ise 60'ın gördüğü bunun kök 3 katı kadar olurdu. 12 kök 3 doğru seçeneğimin Bursa olması gerekir değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda şekil 2'deki gibi şekil 1'deki kesilip şekil 2'deki gibi monte ediyormuşuz. İkiz kenar üçgenmiş. Yani buraya alfa dersem burası da alfadır. Gel bu şekilde hemen gösterelim. Yani B açısının şu kısmı alfaya denk geliyordu. Bak biz ADC'yi kesip buraya getirdiysek bizim şu C açısı aslında B'nin yanındaki. Bu da D üstü dediğim aslında de Doğal olarak burası da nedir? Alfa. Burada bir ne oluştu? Açı ortay oluştu. Peki DC arası 3 birimse burası da 3 birimdir ki ben soruyu bitiririm. Nereden? Bak şu D üstü B, D üçgenine açıortay ortay teoremi uygulayacağım. Kuralımız neydi? Bak şu üçgende tekrar çizelim. Neydi kuralımız? Bak 3'ün 6'ya oranı böl eşittir tabanların birbirine oranına. Yani 2'nin x oranına. Buradan düzenlersek çapraza girdiğimizde 3x eşittir 12 her tarafı 3'e böldüğümde x'i 4. Evet arkadaşım doğru seçeneğimi de denizi bulmuş olurum. Değerli arkadaşlar bu sorumuza baktığımızda ABD, CBD açıları eşitmiş. X kaçtır diye sorulmuş. Şöyle yapalım. AD doğrusunu şöyle uzatmış olalım. Şu arkadaşla da birleştirelim. Peki burası nedir? Burası 90 derecedir. Bak burası da 90 derecedir. Açı ortay indiğin 90 derece. O zaman burada bir ne oluşması gerekiyor? İkiz kenar üçgen. Yani burası 9 burası 5 ise buraya kaç gelecektir? 4. Yani şu uzunlukla şu uzunluk birbirlerine nedir artık? Eşittir. Peki arkadaşım bak şunu unutma indim dikten hatırlıyor musun İndim dikten denden denden den. evet bak 90'dan indiğin zaman ortadaki de benden oluyordu yani bu üç arkadaşla birbirine eşit burası x'e burası da x'tir burası da x'tir artık şunu kullanacağım öncelikle bir bakar mısın sarı üçgende bir pisagor yapıp AC'yi bulacağım. O halde bak arkadaşım 9'un karesi eşittir. AC'nin karesi artı 5'in karesi. Bunu kutucuk içine aldım. Şöyle yapalım. 9'un karesi eksi 5'in karesi eşittir. AC'nin karesine asıl bunu kutucuk için almış olayım. Aynı mantıkla yeşille çizdiğim üçgende de gel beraber bir pisagor mantısı yapalım. Yani buradan ne gelecektir? 2x'in karesi eşittir. AC'nin karesi artı 4'ün karesine. 2x'in Karesi eksi dördün karesi eşittir ac'nin karesine. Gel bu iki kutucuk içerisinde hop tekrar yazalım. 2x'in karesi eksi dördün karesi eşittir ac'nin karesineydi. Bu iki kutucuk içerisindeki ac'leri eşitlemem lazım ama hadi eşitleyerek yazayım artık. Kalemin hmm, sıkıntısına uğradım. Buradan 4x kare eksi 16 kime eşit olacak? 9'un karesi 81 eksi 25'ten. 4x kare eksi 16 eşittir. 81'den 25'i çıkardığında kaç kalacaktır? 56. 16'yı da karşıya atarsam 4x kare eşittir. 50 artı artı 16'dan 4x kare eşittir. 72. Hocam her tarafı 4'e böldüğümde x kare eşittir. 18 gelir. Kare kökünü aldığımda x eşittir. 3 kök 2 ile doğru seçeneğimi Edirne yapmış oldu. Biraz da kalemin sıkıntısını uğradım değerli arkadaşım.